Eğer Ömer Sabri Kurşun dostumuz aramızda olsaydı, buraya çıktığında şiirlerin bahane, dostlukların şahane olduğu bir gece daha yaşıyoruz derdi. Ben de onun kulaklarını çınlatıyorum şimdi ve konuyu dostluktan açıyorum. Zamanımızda, günümüzde gittikçe azalan ve bizi yalnızlaştıran dostluktan söz edeceğim bugün. Dostluk, iki yürek arasında akan ırmak gibidir. Gittiği yeri de temizler, geldiği yeri de. Can Yücel'in dediği gibi, dostlar ırmak gibidir. Kiminin suyu az, kiminin suyu çok. Kimin de ellerimiz yıkanır yalnızca, kimin de ruhumuz yıkanır boydan boya. Yıldızlar kadar arkadaşımız olacağına, alacakaranlıkta parlayan ay gibi bir dostunuz olsun yaşamınızda, Nermin Akkan gibi. Ay. Gerçek dostlar yıldızlara benzerler. Karanlık çökünce ilk onlar gözükür. Dostumdur seni yaşama bağlayan, yaşamını güzelleştiren ve de seni koruyup kollayan. Dost vardır ummadığın anda çıralar yakan. Dost vardır gözlerinin içine ışıl ışıl bakan. Dost vardır gülün dikenini göstermeden sunan. Dost vardır seninle gülüp seninle ağlayan. Dost vardır yüreğinden geçenleri anlayan. Dost vardır derdine çareler arayan. Dost vardır sevgide sınır tanımayan. Dost vardır uğrunda ateşler yanan. Dost vardır kanatlarıyla seni saran. Dost vardır canına bin can katan. Dost bir sıkıntınız olduğunda kendi sıkıntısını, işini gücünü bırakıp sizin için koşturan, sizin kadar üzülen ama bunları yaparken de hiçbir beklentisi olmayan kişidir. Dostluk karşılıksız verilen önemin karşılığıdır çoğu zaman. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur diyor Montaigne. Nerede öyle dostlar ve öyle insanlar? Kimin atına biniyorsa onun türküsünü söylüyor. Dostluk kavramı bitti. Yalakalık çıkar devri başladı mı diyorsunuz? Doğru. Bizim gibi acı renklerle donanmış toplumlarda dostluktan çok çıkarlar ve düşmanlıklar geçerlidir. Çünkü gücü yeten yetene toplum düzeninde düşmanlıklar çağ dışı ilişkilerin zehirli memelerinden süt emer. Düşman üretimi toplumların sosyal ve siyasal dengesindeki çarpıklıklarla yoğunlaşır, kişinin ruh sağlığını bozar, mantığını kemirir. Bir insan çevresinde düşman öğretmeye başladı mı, bilin ki ilk düzeyinde kayıp gitmektedir artık. Kısacık ömrünü düşmanlığın avusuyla yoğurup da benliğini kahreden kişilere ne yazık. Bu insan üstüne iki kürek toprak atılıncaya kadar yalnız tırnaklarını değil, kendisini de yiyip bitirecek kısacık ömrünü tüketir. Dost bir ise azdır, dost düşman bir ise çoktur. Oysa dostluk diye bir şey var yaşadığımız dünyada. Sevecenlik var ve sevecenlikte erdem var. Eğer bir insan dostluğun, barışçılığın üstünlüğüne gerçekten inanmışsa güçlüdür, dengelidir, sağlamdır o insan. Bir başına olmamaktır dostluk. Çünkü ne sefa ne de cefa yalnızken tat vermez insana. Bir dostu olan gereksinimi Cahit Sıtkı Tarancı ne güzel anlatmış. Paylaşırsa dost paylaşırmış insanın derdini, sevincini. Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör. Hangi iki kapıyı çalsan kimseler yok. Hangi omuza dokunsan yabancı çıkar.
Var günümde dost düşmanım belli oldu. 10 derdim var ise şimdi 50 oldu yakın, diye yakınsa da Pir Sultan Abdal, Aşık İhsani de bir dost, bir dost ile gelir. Gele gele ordu olur. Düşmanın o zaman ölür. Dostum bir dost kazan, bir dost diye bizi yeni yeni dostluklar kurmaya çağırır. Dost kırılmaları can kırılmaları gibidir. Hani vardır ya dost diye sarıldıkların, onların içindedir en çok kırıldıkların. Bunu Pir Sultan Abdal ne güzel söyler. Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emrolmazsa rahmet yağmaz. Şu illerin taşı hiç bana değmez. İlde dostum bir gülü yaralar beni. İncitmeyen dostluklara doğru kürek çekelim. Dostluğu aşındırmayalım. Eskiden dost uzakta da olsa mektuplar yazılırdı. Selam sabahla başlar, kestane kebapla biterdi o mektuplar. Böylesi içtenlikle dolu dostluğun yerini günümüzde sanal dünya aldı. E-postalarla, mesaj iletimleriyle uğruyoruz günümüzde. Komşuluklarla kurulan dostluklar da öyle. Televizyonlar, diziler bizleri birbirimizden uzaklaştırdı. Bunların hiçbirinde yüz yüze sohbetin, birlikte içilen demli çayın tadı yok artık. Hangi ölüm bir dost yitirmekten daha acıdır? Dostunu yitiren insan bir yana yatmış gemi gibidir. Onun boşluğu kolay kolay dolmaz içimizde. Cahit Sıtkı Tarancı, hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yolumuz ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Derken aramızdan ayrılan dostlarımızın yürek acısını nasıl yalnızlaştığımıza bağlıyorsa, var olan yaşayan dostlarımıza da sıkı sıkıya sarılalım. Ne uzaklık ne de zaman ayırır dostları. Yağmur, rüzgar, kar tanesi birleştirir onları. Çıkarları bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar sizi terk etmeyenler gerçek dostumuzdur, gerçek dosttur. Dostlarımıza güvendiğimiz gün rüzgarlara da direnebiliriz artık. Dostlarınızın güneş kadar sıcak, toprak kadar vefalı ve bereketli, su gibi berrak olması dileğiyle hepinize saygılar sunacağım.